pek çoğumuz göz seyirmesinden şikayet etmişizdir. Daha önce böyle bir şey yaşamadıysanız ve göz seyirmesi nedir diye soracak olursanız, göz seyirmesi göz kaslarının istem dışı kasılmalarıdır. Genellikle üst göz kapaklarından birinde seyirme hissedilebilir. Tıp dilinde göz seyirmesine miyokomi denir. Ve sinir bozucu olmasına karşın neyse ki bu seyirmelerin çoğu kez endişe verici bir nedeni yoktur. Yorgunluk veya mevsimsel alerji gibi faktörler göz seyirmesinin ortaya çıkmasında oldukça yaygın sebeplerdir. Bu düzensiz ve tek taraflı kasılmalar bazen birkaç dakika içerisinde kendiliğinden geçer ama bazen de günlerce hatta aylarca sürdüğü olur. Ancak uzun süren seyirmeler ihmal edilmemelidir. Çünkü bu durumda bazı göz hastalıkları söz konusu olabilir. Yorgunluk, kafein ve stres çabuk sonlanan göz seyirmelerindeki başlıca şüphelilerdir. Daha ciddi seyirmelerde ise gözün kornea tabakasında ya da göz kapağının iç yüzeyinde iltihap veya tahrişten şüphelenilir. Ve bu tip seyirmeler zamanla göz kapağının kapanmasına yol açabilir. Her ne kadar burada bazı göz seyirmesi nedenleri sıralıyor olsak da, göz seyirmesi vakalarının bir kısmında hiçbir neden tespit edilmediğini de bilmelisiniz. Çoğu kez oldukça rahatsızlık veren ve uzun da süren bu nedeni bilinmeyen seyirmelerde göz kapağının kapanmasına neden olabilir. Stres. Stresin vücudumuzu etkilemediği bir nokta bulmak çok zor. Yoğun iş veya sınav benzeri dönemlerdeki stres nedeniyle göz seyirmesi görüldüğü sık olur. Bu tip göz seyirmeleri bir hafta gibi bir süre sizi rahatsız edebilir. Stresle baş etmeyi öğrenmek göz seyirmesi benzeri stresin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmekte işe yarayabilir. Yoga veya meditasyon yapmak, dinlenmeye çalışmak, kafanızı rahatlatacak çeşitli aktivitelerle ilgilenmek çözüm olabilir. Kafein veya alkol. Alkollü ya da kafein içeren kahve ve çay benzeri içecekleri fazlaca tüketmek merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyerek başka belirtilerin yanı sıra göz seyirmesine de neden olabilir. Bu durumda kafeinli veya alkollü içecekleri sınırlamak ve bol bol su içmek seyirmeyi durdurmakta işe yarayabilir. Mineral ve vitamin eksiklikleri. Göz seyirmesine neden olan en yaygın dengesiz beslenme belirtisi magnezyum eksikliği olarak belirtilmektedir. Basit bir kan testiyle vücudunuzdaki magnezyum seviyesinin yeterli seviyede olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer magnezyum eksikliği söz konusuysa, ıspanak ya da badem gibi magnezyum bakımından zengin yiyecekleri beslenmenize katabilir ya da doktorunuzdan magnezyum destek ürünleri hakkında bilgi ve tavsiye alabilirsiniz. Göz kuruluğu. Uzun süre bilgisayar ekranına bakmak, lens kullanmak, yaşın ilerlemesi ya da çeşitli ilaçların yan etkileri yüzünden göz kuruluğu şikayeti ortadan çıkabilir. Göz kuruluğu da göz seyirmesine yol açtığı belirtilen nedenler arasındadır. Göz kuruluğunu gidermek üzere göz doktorunuzdan çeşitli tedavi önerileri alabilirsiniz. Göz yorgunluğu. Güneşli günlerde güneş gözlüğü kullanmamak, bilgisayar başında veya diğer küçük ekranlara odaklanarak saatler geçirmek, okurken gözleri zorlamak veya göz bozukluğu gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan göz kasları yorgunluğu, göz seyirmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Arada bir çalışmaya ara vermek, bilgisayar ekranının başından kalkmak, göz kaslarının dinlenmesini sağlar ve göz seyirmesinin önüne geçer. Miyop, astigmat benzeri bir göz bozukluğunun söz konusu olup olmadığını görmek için de bir göz muayenesinden geçmek iyi bir fikir olabilir. Göz alerjisi. Göz alerjisi olanlarda örneğin toz benzeri alerjenlerin gözleri etkilemesi ve bu sebeple gözde kasılmalar oluşması mümkündür. Doktorunuzun vereceği antihistaminik ilaçlar veya göz damlaları sayesinde gözdeki seyirme sonlanabilir. Görme kusurları. Astigmat, hipermetrop veya miyop gibi görme kusurları olanlarda gözlük numarasının değişmiş olması veya bir kişide bu kusurlardan birinin yeni ortaya çıkıyor olması göz seyirmesine neden olabilir. Göz seyirmesinin göz kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bir göz doktoruna başvurmak gerekir. Bu tip seyirmeler genellikle hemen geçmeyen, uzun süren ve rahatsız eden seyirmelerdir. İlaçlar. Eğer göz seyirmesi düzenli olarak ilaç kullanmaya başlamanızla aynı zamana denk geliyorsa, kullandığınız bu ilaçla seyirmeler arasında bir ilişki olabilir. Böyle bir yan etkiden şüphelendiğiniz takdirde, kendi kendinize sakın ilacı kullanmayı bırakmaya kalkışmayın ve mutlaka önce size ilacı reçete eden doktorla görüşün. Bazı hastalıklar, göz seyirmesi çeşitli hastalıkların genellikle de başlangıç aşamasındaki belirtilerden biri olabilir. Vücut direncinin azalmasıyla birlikte ortaya çıkan bu seyirmeler, Parkinson hastalığı,
Tourette sendromu, MS hastalığı, hipoglisemi veya nörolojik bir takım rahatsızlıkları haber veriyor olabilir. Ancak unutmayın ki bu saydığımız hastalıkların vücudun farklı bölgelerini etkileyen başka belirtileri de vardır. Ve uzun süren göz seyirmelerinde hemen paniğe kapılmadan önce bir uzmana başvurmanız daha doğru olur.